Londra'da bir kitap fuarına, etkinliğe katılmıştım ben 12-13 yıl önce. Bir emekli İngiliz general vardı. Bu general Çanakkale Savaş hakkında kitaplar yazıyordu. Fakat militarist kitaplar, yani askeri yönden kitaplar. Şu tarafını ben bilmiyorum. Sohbetimizde şunu öğrendim. Siz niye araştırıyorsunuz dedim Çanakkale ile ilgili. Örneğin dedi açtı böyle çizimler yapmış, cephe çizimleri. Ben anlamıyorum. Bakın şuradaki işte kendi yüzbaşıları size karşı şöyle bir cephe kurmuş. Şunu araştırdım, buradaki askerlere hep kurşun aynı yerden, bedenin aynı yerinden girmiş. Çünkü cepheyi yeterli derinlikte kazdırmamış yüzbaşı. Bunu araştırmışlar. Biz meçhul asker, süpür gitsin. Halanın altı. Oysa hepsinin adı var. Peki dedim, o İngiliz generale, emekli general Çanakkale hakkında kitaplar yazıyor. Sizin ülkenizde askeri okullarda, yere dokunduk, askeri okullarda, yani geleceğin komutanları yetiştirdiğiniz okullarınızda Çanakkale Savaşı'nı nasıl anlatıyorsunuz? Fransızlar anlatmıyor, biliyorum. Fransa'da gidip Paris'te askeri müze var. Orada anlatılmayan iki tane savaş var. Bir tanesi Çanakkale, ki Çanakkale ile ilgili bir iki tane resim var. Öteki hiç anlatılmayan bizim Kurtuluş Savaşımız. Ama Paris'teki askeri müzede Afrika kabilelerinin savaşı bile anlatılıyor. La 35-40 kişi birbirine girmiş, kavga etmiş. Büyük savaş. Kurtuluş Savaşı yok ya. Niye? Çünkü İngilizler oyuna geldik diyorlar ya. Neyse. Fransa meselesi bizi ilgilendirmez. Sordum ben o İngiliz generaller. Nasıl anlatıyorlar? Sunay Bey anlatacağım ama darılmayın kucağım Bey. Lütfen rica edelim yani kitap okuyan insanlar arasında ne darılması kucağımız. Biz şöyle anlatıyoruz. Küçük Asya'da Türkler Çanakkale'yi Küçük Asya diyorlar. Kılıçları ayaklarına vura vura kaçıyorlardı. Kaçıyordunuz Sunay Bey. Limam Hasan ders çıkarmanın kumsalda olacağını söylemiş, sizi oraya götürmüştü. Hepiniz oraya gittiniz. Almanların esiriydiniz. Doğru. Ama biz şöyle anlatıyoruz. Komutan olmak, iyi giyinmek, ışıklar altında olmak, büyük emirler vermek değildir. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru emir. Ve Çanakkale Savaşı'nda tarih değiştiren bir kişi vardı. Bütün ordunuz Liman Van Sanders'in söylemiyle kumsala gitmişken aranızda sadece bir kişi vardı, bir kişi, bir komutan. O, biz İngilizlerin tarih boyunca nasıl çıkartma yaptığımızı biliyordu. Nerede yaptığımızı incelemiş, görmüştü. Orada denize dik inen yamaçtan olduğu yer vardı. Almanlar oraya çıkartma yapılamaz diyorlardı. Ve siz oraya sadece 30 tane asker koymuştunuz. Hepiniz kumsaldaydınız ama o bizi çok iyi bilen, okuyan komutanımız 261 rakımlı tepede oradaydı. Ve biz o gece oraya çıkarma yaptık. Binlerce askerle çıktık. 30 tane gariban askeriz kaçıyordu Sunay Bey. Ne yapsınlar? Ama 261 rakımlı tepede işte karşılarına o çıktı. Nereye? Askerler korkuyor. Komutanım düşman geliyor. O dedi ki Sunay Bey. Düşmandan kaçılır mı? Efendim cephanemiz yok. İşte dedi bana o emekli İngiliz general, Sunay Bey, biz Çanakkale'yi şöyle anlatıyoruz. Komutan olmak, lider olmak, doğru yerde, doğru zamanda, doğru sözü söylemektir. Ve o dedi ki, cephaneniz yoksa süngünüz de yok. Ve Sunay Bey, tarihi değiştiren, Çanakkale'yi geçinmez yapan emir orada verildi. Süngü tak, yat! Sunay Bey, tarihi değiştiren sadece bir yat emridir. Ve kaçan askerler süngü takıp dönüp yattı. Bunu gören binlerce askerimiz de aynı anda yere yattı. Ve biz bir daha onları oradan hiç kaldıramadık. 261 rakımlı tepede süngü tak yat emrini veren, sadece yat emriyle tarihi değiştiren, Çanakkale'yi geçilmez kılan elbette Mustafa Kemal Paşa'ydı. Eğer 261 rakımlı tepede Mustafa Kemal gibi geleceği gören,
geçtiğimiz yüzyılın en büyük satranç oyuncusu olmasaydı. 1917 devrimi gerçekleşemeyecekti. Avustralya, Yeni Zelanda yoktu. Türkiye Cumhuriyeti yoktu. Dünya bambaşka bir yöne akacaktı. Sizler belki unuttunuz. Ama bu sömürgeciler, emperyalistler geçtiğimiz yüzyıl sadece bir kişiden dayak yemişlerdir. Ve bütün amaçları onu unutturmak, onu yok etmektir. Onları tarihte tek gelen Mustafa Kemal Atatürk. 15 yılında ara veriyorum. 15 yılında aradan sonra Çanakkale'ye hiç bilinmeyen ölçüleriyle Mustafa Kemal'le yeniden büyüyor.